CHP ile AK Parti arasında küçük bir karşılaştırma yapalım. Bir beyin cimlastiği gibi bir şey. Ya da şöyle söyleyeyim. E, CHP e, adayının belediyeyi kazandıktan sonraki yapacak olduğu hizmetten. Kısa hani bir söz edelim. Şimdi CHP e, adayları seçime girmeden önce biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nu örnek verelim. İstanbul'da e, sokaklarda, mahallelerde, pazarlarda, her yerde gece gündüz hem seçim arabası, miting arabası, hem bayrakları, hem adamları, hem kendisi sahada nasıl performans gösteriyordu? gece gündüz 24 saat çalışıyorlardı. Her eve neredeyse ziyaret ediyorlardı. Şimdi seçim bitti. Seçim bittikten sonra kazandı belediyeyi. Mazbatasını aldı. Şu an görevini yapıyor. biz Ekrem İmamoğlu'ndan hizmet bekliyoruz. Onlar ne açıklıyorlar? Televizyonlarda şunu söylüyorlar bakın. Biz hizmet vereceğiz halka ama AK Partililer bize engel oluyor. AK Parti bize engel oluyor diyor. Şimdi e, biraz kafamızı çalıştırıp beyin cimlastiği dediğim burada yani biraz biz beyin cimlastiği yaptırırsak yani e, orantı kurarsak burada e, şimdi sen seçim zamanı yani seçim e, öncesi vermiş olduğum vaatler bedava süt ekmek su elektrik e, ona benzer e, hani bedava toplu taşıma ekmekten tut yani ne gelir saklana kreş, kurs burs yani ev araba her şey veriyorsun bütün indirimler falan ama seçim bittikten sonra belediyeyi kazanıyorsun kazandıktan sonra halk bunu bir bekleyince senden isteyince diyorsun ki Ak Partililer bana engel oluyor. E o zaman hani seçim zamanı sen bu propagandaları yaparken neden bu AK Parti sana engel olmuyordu o zaman? Yani bir e, sizce yalan e, gibi değil mi bu yani? Kafa mantık olarak çalıştırdığınız zaman, düşündüğünüz zaman hani seçim propagandasında canavar gibi çalışıyorsun. Sana ki engel olan birisi olabilir mi? Yani birisi engel olabilir miydi? Ya da engel olsaydı ne yapardın? Bütün dünyaya ayağa kaldırırdın. Vaatleri verirken ve veriyordun da durmadan. Vaatleri verdin, belediye kazandın. Şimdi o vaatleri halk bekleyince birisi o engel oluyor, bu engel oluyor, şu engel oluyor diye ortaya laf e, üretiyorsun. Ben şimdi yalan demiyorum da size hani e, yorumu seyircilere bırakalım. Siz yalan üretiyorsunuz demeyeyim de yalan mı doğru mu onu beyin cimlastiğiyle izleyiciler karar versin. E, ortaya laf üretiyorsun. Bana engel oluyorlar diyorsun. Şimdi şöyle bir e, düşünün. Şöyle bir örnek vereyim kısaca. Karşınızda bir çocuk. Siz 30 yaşındasınız. Karşınızda 10 yaşında bir çocuk var. Daha güçlü değil. O çocuğu evire çevire her şekilde dövebiliyorsunuz. Ee, daha sonra yani her fırsatta bu çocuğu dövebiliyorsun. Her alanda yani oturarak bile dövebiliyorsun. Yanına 15-20 kişi yanına adam almışsın. O çocukla karşı karşıya gelmişsin. Ben o çocuktan dayak yiyorum diyorsun şimdi. Yani tek başına oturarak döverken 10 kişi de yanına almışsın. 10 kişi de arkanda dayak yiyorum. Mantıklı mı bu sizce? Uygun mu? Ya bu örneği nasıl böyle verdin desen şöyle söyleyeyim bak. İstanbul Belediyesi'ni sen e, AK Parti'nin elinden aldın. Sen AK Parti'den almadan önce yani seçim öncesi bütün e, işçiler, belediye yani belediye çalışanları, memurlar, emniyet olsun ne kadar yani e, İstanbul Belediyesi'nde görev yapan her türlü yani imza yetkisinden tutun da amirinden memurdan tutun da herkes AK Parti e, ata, AK Parti'nin atamış olduğu kişilerdi. Şimdi sen seçimi kazandıktan sonra o kadar kişinin işine son verdin. Son verdikten sonra kendi adamlarını yerleştirdin tamamen ele aldın İstanbul Belediyesi'ni senin emrinde tamamen sana artık e, kapıyı bile sen açıyorsun sen kilitliyorsun yani tamamen senin emrinde yani kimse sana yani gelip de burada belediyeye girip çıkarken engel oluyor mu? Yani giremezsin edemezsin falan filan hani böyle bir şeyler yapıyor mu? Hayır. Her şeyini yapıyorsun. İzin, imza, her bir şey ihaleni her şeyini veriyorsun istediğin gibi yapabiliyorsun. Şimdi sorun şu. Sen e, hani ...belediyede adamların yokken... ...kendi kadron yokken... ...hani demek istedim 10 yaşındaki çocuk... ...tek hani dövebiliyordun... ...seçim öncesi istediğin propaganda yapıyordun... ...kimse engel olmuyordu... ...ama belediye kazandıktan sonra engel oluyorlar bunlar... ...hizmet vermeyi ...ya şöyle bir şey var... ...ben şimdi birisine yardım etmek istersem... ...eşim engel olsa... ...anam babam engel olsa... ...ya ben illa o hizmeti vermek istiyorsam... ...yani maddi yardımı... ...bir şekilde onların görmediği... ...onlara çaktırmadan bir şekilde de yani... E, Orantılı bir şekilde yani kendimi de ailemi de zora sokmayacak şekilde karşı taraftaki mağdur insanın eline ulaştırırım yani yani o kişiye ulaştırmak mı sıkıntı parayı ya da maddiyeti ya da hizmeti engel oluyor bana derken bu mu sıkıntı bir şekilde ulaştırırsınız hizmet sonuçta verecek olduğun bir şey. Alacak olduğun değil. Vermek kolaydır. Almak hani zordur. Bir sürü hani maaş mesela almak için bir ay çalışıyorsun. Ama bir aylık maaşı harcamak için bir saatte harcayabiliyorsun mesela. Kazanırken bir ay, harcarken bir saat. Olabiliyor. Ve bir de şunu da söyleyeyim mesela. Şurada da bir orantı kurun. Sadece CHP belediyelerinde oluyor bize AK Parti hizmet yaptırmıyor, engel oluyor diye. İşte savcı sayan Ağrı Belediyesi'ni kazandı. Hiç çıkıp da diyor mu bana CHP'liler engel oluyor. Veyahut da hiçbir belediye AK Parti belediyesi CHP'liler bize engel oluyor. Biz e, hizmet veremiyoruz diyebiliyor mu ya? Komik gibi geliyor yani bu. Komik basit. Yani orantıyı kurun yani. Yalanı gerçeğe siz kendiniz karar verin yani. Bir bir düşünün yani. Gerçekten e, aklınızda dalga mı geçiyorlar? Yoksa öyle basit yalanlara aldanan inanan saf kişi misiniz? Yoksa o kişiler hani yalan o kişilerden duyacağın böyle basit yalanlara mı ihtiyacı var? Kendini hipnotize etme yani kendini tatmin etme gibi açısından söylüyorum. Karar sizin arkadaşlar. Bu karşılaştırmayı ben size sundum. Ben e, bana kalırsa yani kendi fikrim hizmet her isteyen istediği şekilde verir yani. Bugün e, Avrupa'dan Türkiye'ye para göndermek istiyorsan. Bin tane para göndermenin taktiği var, yolu var. Bir tanesi engel olursa öbür küsü, öbür engel olursa öbürküsü hiçbir şey olmazsa otobüse binersin, uçağa binersin, gidersin parayı ulaştırır istediğine. Örnek veriyorum ta yurt dışından Almanya'dan. Sen halbuki Türkiye'desin. Kapındaki, yolundaki, komşundaki şuna buna yani hizmet etmeye engel olacak bir şey mi var yani? Allah'ınızı severseniz. Yani. Basit yalan bence ya. Çok basit ya. Yapmamak için yani biliyor musunuz? Çünkü verdiğin vaatler ortaya e, bekleyince insanlar talepte bulununca biz bunu vereceğiz de yapamıyoruz diye e, ucuz yalanlarla kendilerine aklama taktiği bence. Siz bilirsiniz yani. Her şey çok güzel olabilir. Bekliyoruz ne zaman olacaksa. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.